Konuklarıma geçmek istiyorum. Efendim Türkiye Finans Kurumsal İletişim Müdürü Bilge Ceylan, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Türkiye Finans'ın iletişim ve reklam faaliyetlerini götüren lokal ajans kurucu ortağı Ali Göral. Siz de hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Peki. Bilge Hanım, sizinle başlamak istiyorum. Tabii finans sektörü de çok önemli bir sektör. Yani futbol endüstrisi dedik ama her şeyin başında finans yatıyor, bütçelendirme yatıyor. Şimdi siz bir katılım bankasısınız. Yaklaşık 300'ün üzerinde Türkiye'de şubeniz var. Doğrudur. Katılım bankacılığı ne yapar? Nasıl bu süreçte ilerlediniz? İsterseniz biraz Türkiye Finans'ı tanıyalım. Tabii ondan ki. Sonra da pandemi süreci iletişim faaliyetlerinize geçelim. Tabii ki memnuniyetle. Türkiye Finans aslında 1991 yılında kurulmuş. Türkiye'nin çok köklü katılım bankalarından, katılım finans kuruluşlarından biri. İşimizin özünde üretim var. Katılım bankacılığının özünde üretim var. Üretime dayalı, üretim ile sağlanan kazancın paylaşımı üzerine kurulu bir finans sistemi uyguluyoruz biz. Türkiye Finans olarak da biz de diyoruz ki birlikte kazananların ve paylaşanların hayata katılım bankasıyız diyoruz. Hı-hı. Aslında işimizin özü en basit haliyle bu. Birlikte hayata katılmak aslında içinde birçok şey barındırıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Müşteriyi odamıza alıyoruz. Ve tek ekip ruhuyla her gün daha iyi seviyede bir müşteri deneyimine ulaşmayı hedefliyoruz biz. Bunu da Türkiye Finans olarak modern, yenilikçi ve bugünün müşteri ihtiyaçlarına odaklanan, onları hızlıca ve yerinde karşılayan dijital ve yine dediğim gibi son derece yenilikçi ürün ve hizmetlerle yapmaya çalışıyoruz. Aslında günün sonunda biz arzu ediyoruz ki katılım bankacılığını, Türkiye Finans'ın ürün ve hizmetlerini Türkiye'deki tüm bireyler, tüm şirketler tanısın ve bundan faydalansın. Aslında dijital bir parantez açmak istiyorum. Çünkü yaşadığımız yani neredeyse 2020'nin başından itibaren gerçekten bir dijital dünyaya geçiş yaptık gibi oldu. Doğru. Ve burada birçok ihtiyacımızı işte ne bileyim yani evdeki yoğurttan ekmekten tutun da işte bütün finansal ihtiyaçların her şeyin dijitalden sağlanması. Bu dijital dönüşümde bankanın bu süreçte yaptığı herhangi bir kendini update etme ya da müşterilerine bu konuda nasıl hizmet alıp vereceğinizle ilgili herhangi bir çalışma veya bir altyapı yeniliği de yaptınız mı? Aslına bakarsanız dijitalleşme bizim ajandamızda çok uzun yıllardır var. Hı hı. Pandemi dönemi evet bunu çok hızlandırdı ama çok uzun süredir ajandamızda olan bir konu. Biz bu yatırımlarımızı uzun yıllardır yapıyoruz zaten. Hiç ara vermeden yaptık, hı hı. devam ettik. Pandemi doğası gereği bunu tabii ki ivmelendirdi, hızlandırdı. Ve hatta birçok belki dijital yöntemlere çok sıcak bakmayan, daha çok şubeyi tercih eden müşteri gruplarımızda dijital kanallarla ve dijital ürünlerimizle çok daha yakından tanışma fırsatı, hı hı. buldu. Biz aslında bu döneme çok hazır. Çok yeni ekstra büyük dev adımlar atmamıza gerek kalmadı. Hazır olduğumuz bir süreçti ama iletişim tarafında şunu yaptık. Bu ürünlerimizin, hizmetlerimizin, dijital kanallarımızın çok iyi bilmeyen, belki tanımayan, denemeyi tercih etmeyen bugüne kadar birçok müşterimizin deneyimlemesini sağladık ve onları bu konuda teşvik ettik. Örneğin yoğun dijital kanal, dijital ürün iletişimlerini, hı-hı. yaptık, öne, hı-hı. çıkardık. Birçok finansal bankacılık ihtiyacınızı telefonunuzla, mobil bankacılık ya da internet bankacılığıyla karşılayabilirsiniz. Bunları biliyor muydunuz dediğimiz, biraz daha altını çizdiğimiz bir dönem oldu. Burada tabii ki büyük bir dijital kanal kullanımına geçiş olduğunu geçiş çok net oldu. Gözlemliyoruz. Peki şimdi siz bir Mart ayında bir konkur düzenlediniz iletişimle ilgili. Evet. Bunda da lokal zannediyorum. Doğru, bu, evet. Konkurun evet. lideri kazananı oldu. Evet. Kazananı oldu. Evet. Nasıl bir brief vermiştiniz? Tabii onu program öncesinde de konuştuk. O briefle aslında süreçte yapılan çalışmalar farklı oldu. Ona da geleceğiz ama evet. nasıl bir briefti? O daha farklı bir yapılanmaya dönük bir şeydi herhalde. Evet, bizim özel bir müşteri grubumuza yönelik bir briefti. Dediğiniz gibi henüz bu fikri ve projeyi lanse etmediğimiz için çok fazla detay veremiyorum ama bizi çok heyecanlandıran bir iş. Özel bir müşteri grubumuza özel bazı hizmetler, ürünler sunduğumuz biraz böyle segment bazlı bir, hı hı. Konuydu. Daha önce iletişimini yapmadığımız, bankamızın oldukça iddialı olacağı bir alan bu, konu bu. Orada lokal tabii ki ipi göğüsledi. Şunu söyleyebilirim belki, bugüne kadar hiç bakılmamış bir açıdan o segmente bakmamızı sağladı. Ve oldukça farklı
çok derin içgörülere dayanan, bizi çok heyecanlandıran, belki aklımızdakini böyle birkaç adım öteye taşıyan bazı kreatif fikirlerle geldiler bize. Bu kadarını söylesem peki, sanıyorum yeterli olur. O zaman Ali'ye geçelim. Tekrardan merhaba Ali. Merhaba. Öncelikle tebrik ediyoruz bu konkur başarısından dolayı. Şimdi tabii konkurda yapılan briefle bu pandemi sürecinde yapılan çalışmalar farklı oldu. İstersen biraz oradan girelim. Hani konkur sürecindeki çalışmalar önümüzdeki zaman diliminde belki devreye girecek ama pandemi sürecine dönük nasıl bir strateji belirlediniz ve neler yaptınız diyeyim. Öncelikle bu tebriği bütün ekip adına kabul etmiş olayım. Lokalde biz iyi bir ekip ve harmonik bir yapıda çalışmaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda biz bu ekibin parçası olarak reklam verenlerimizi de görüyoruz. Yani sadece buradaki yaratıcı ekipten ya da müşteri ekibinden ya da satıcıdan bahsetmiyorum. İyi reklamlar birbirini seven, birbirine destek olan ekipler tarafından yapılır. O yüzden bir ekip olmak burada çok kritik bir konuydu. Pandemi zamanında tabii ki şimdi herkes kendi gündemi ve perspektifiyle kendisini anlatmaya gayret ediyor. Tabii ki zorlayıcı bir süreç oldu. Futbolda deyimi vardır, tek ayak üstünde yakalanma. Herkesin hiç bilmediği, evveliyatını hiç bilmediği, daha önce hiç tecrübe etmediği çok zorlu bir süreçte iş yapmaya devam etmesiydi bu süreç. Yani aslında hani hiçbir örneği yok bizim hayatımızda. Daha önce hiç kimse eve kapanıp işlerini Zoom üzerinden götürmek zorunda kalmadı. Ya da işte bir başka internet programı üzerinden. Tabii ki bunun her meslekte zorlukları vardır. Ama yaratıcı fikir bulan insanlar için temas çok önemlidir. Yani oturup bir masanın etrafında bir gündemi konuşabilmek, bir yaratıcı fikri tartışabilmek çok önemli. Bizim lokalin kültüründe olan bir konudur aynı zamanda bu. Birbirinden beslenen, birbirini seven insanların yarattığı fikirler olarak ben bu konuya bakıyorum. O yüzden aslında zorluydu. Ama biz çok çalışarak yine de işte birbirini tanıyan bir ekip olmanın getirdiği avantajla bu süreçte çok fazla iş ürettik Türkiye Finans için, Türkiye Finans'la birlikte. O yüzden bu pandemi döneminin bizim için verimli geçtiğini söyleyebilirim bir kere. İlk baştan söyleyeceklerim bu. Peki ben şimdi bir VTR var, onu girmek istiyorum. İstersen onu izleyelim, onun üstüne konuşalım. Bugün dünyanın en riskli işini yapıyorsanız bunu sadece işiniz olduğu için yapmıyorsunuzdur. Büyüklerimize hürmetimizi desteğimizle gösteriyoruz. İşinize kaldığınız yerden devam edin. Evet, böyle bütün pandemi sürecinde yapılmış filmlerden kısa bir kesit evet, izledik. Nasıl bunun yansımaları oldu? Çünkü hepsini tabii kendi içinde belli bir saniyelere olan filmler bunlar. Biz burada şimdi hepsini bütün gördük tabii. Evet. Bunun faydası oldu mu? Bunun faydası çok büyük oldu. Aslında biraz yolculuğun başından bahsetmek lazım diye düşünüyorum faydasını daha net altını çizebilmek için. Biz Ali'nin dediği gibi hiçbirimiz yaşamadık bir pandemi gündemi. Daha önce yönetmedik. Hepimiz bir ilk şok geçirdik tabii ki. Arkasından biz dedik ki bu konuda biraz özümüze bakalım. Bankamızın değerlerine bakalım ve oradan ilham alalım istedik. Ve hep kendimize aslında birkaç soru sorduk. Böyle bir dönemde kimin, hepimizin bizim desteğimize ihtiyacı var ve biz Türkiye Finans olarak elimizi taşın altına nasıl koyabiliriz? Ne yapmamız yani gerekir? Yani burada birazcık hani ticaretten ziyade biraz daha sosyal yönde fayda. Tabii kesinlikle eğildiniz. Kesinlikle bizim stratejimizin özünde, iletişim stratejimizde hep bu oldu. Sürecin pandeminin ilk gününden bu yana sosyal fayda yaratmak, ekonomik fayda yaratmak ve toplumsal fayda yaratabilmek. Dolayısıyla reklam filmlerinde de görüldüğü gibi hep farklı
bu dönem içerisinde bize ihtiyacını olduğunu düşündüğümüz, desteğe ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz farklı segmentlere özel destek paketleri hayata geçirdik. Aslında sağlık çalışanlarıyla başladık. Sağlık çalışanlarına hepimiz çok duyarlıydık tabii ki. Hepimiz yanınızdayız, destekliyoruz diyorduk. Duygusal olarak hepimizin çok hassas olduğu bir konuydu ama Türkiye Finans olarak hani çok gururla söyleyebileceğim bir şey var ki biz gerçekten sağlık çalışanlarının hayatını kolaylaştıran ve hatta evde bıraktıkları, bırakmak zorunda oldukları ailelerinin de hayatını kolaylaştıran bir destek paketi hayata geçirdik ve bu bankacılıkta bir ilkti. Sonrasında da yapılmadı. Aslına bakarsanız böyle bir destek paketi. Onların market ihtiyaçlarının ücretsiz teslimatı, yaşam sigortası gibi avantajlar, son derece hayatlarına dokunan, onlara fayda sağlayan bazı değer teklifleri hazırladık. Ve sağlık çalışanlarına desteğimizi de aslında bir 10 bin koruyucu tulum bağışıyla da biraz taçlandırdık. İl Sağlık Müdürlüğü'nün kanalıyla, destekleriyle ihtiyacı olan, onların yönlendirdiği hastanelere ve sağlık kuruluşlarına yönlendirildi bu tulumlar. O bizim için çok kıymetliydi ve bir ilkti bu çalışma. Arkasından biliyoruz 65 yaş ve üzeri uzunca bir süre evde kaldılar. Zorlandılar hala bu süreçte. Hala evdeler. Yani belli bir saatten sonra kesinlikle hala evdeler. Kesinlikle. Yani tabii ki bunların her biri birer önlem. Onlar için atılmış adımlar ama biz dedik ki yanlarında olduğumuzu göstermeliyiz. Ve dedik ki biz de sizin bir evladınız sayılırız. Ali'den rol çalıyorum burada ama çok hoş, çok içimize sinen bir ifade oldu bu bizim. Onların kapılarında maaşlarını, teslimatını sağladık. Ellerine teslim edilmesini, tüm sağlık önlemlerini alarak tabii ki. Yine tek başına yaşayan evinde büyüklerimiz olabileceğini düşünerek, ki çok olduğunu fark ettik bunun, tek tuşla sağlık desteği, danışmanlığı, ambulans hizmeti alabilecekleri bir ürün sunduk, hizmet sunduk onlara. Ve buna benzer içerisinde aslında onlara çok o dönem için ihtiyaçlarını karşılayan birçok çözüm ürettik. Arkasından kamu çalışanlarına yöneldik. Çünkü onlar görevlerinin başındaydılar. Doğru. Biz evde kalıyorduk. Kendimizi korumaya çalışıyorduk ama onlar görevlerinin başındaydı. Dolayısıyla yine onların da hayatına dokunabilecek, kolaylaştırabilecek farklı ürün ve hizmetler sunduk onlara. Biraz normalleşmeye geçmeye başladığımız dönemde de artık yavaş yavaş kepenklerin kalktığı, hayatın normale, kontrollü bir şekilde normale dönmeye başladığı süreçte de esnaf ve KOBİ'mizin desteğe ihtiyacı olduğunu tespit ettik ve onların aslında biraz işlerine can suyu olsun istediğimiz bir takım yine destek paketleri uyguladık. Burada çok avantajlı finansman kolaylıkları, yine benzer günlük hayatlarında çok ihtiyaç duyacakları ürünler, finansal enstrümanlar onlara sunduk. Dolayısıyla bunun geri dönüşünü de en çok aldığımız yorumlarla halihazırda var olan müşterilerimiz ve yeni tanıştığımız, bizi yepyeni kitlelere açan bu yeni tanıştığımız kişilerden de son derece olumlu bir kurumsal vatandaş duruşu sergilediğimize dair yorumlar aldık. Bu bizim için çok kıymetliydi. Çok kıymetli. Gitmek istediğimiz yerde buydu. Hedeflediğimiz de buydu. Onun için bir iletişimci olarak da son derece gururluyum böyle bir markada olduğum için. Ama baktığımız zaman yaptığınız çalışmalarla hakikaten yani bütün demografik yapının herkese dokunmuşsunuz bir yerde. Hissettirmişsiniz bunu. Evet. Şimdi Ali'ye rolünü iade edelim isterseniz. Evet. Sevgili Ali, bu dönemde tabii film çekmek, prodüksiyon kolay bir iş değil. Gerçi siz seversiniz film üretmeyi, animasyon çalışmaları yapmayı, onu çok yakından biliyorum. Bu arada filmlerin de gayet iyi olmuş. Orada cevap yazamadım ama sormuştum nasıl buldun diye. Gayet iyi buldum yani, onu da söyleyeyim. İstersen bu süreçte Türkiye Finans için yapılan filmlerin biraz prodüksiyonundan, biraz da bu dönemdeki onun zorluklarından bahsederek şey yapalım. Öyle, o şekilde ilerleyelim. Şimdi bir kere reklam fikri dediğiniz şey teoriktir. Yani sizin bir senaryonuz vardır, bir hikayeniz vardır. Bu kağıt üzerindedir. Bunu hayata geçirmezseniz bu bir teoriden ibarettir sadece. Yani bunu nasıl hayata geçirdiğiniz o fikrin iyi olup olmadığını sonuçta karar verir. İyi bir uygulama her zaman çok elzem bir konudur. Bu konuda büyük ajansla titizlik göstermeye gayret ediyoruz. Her durumda göstermeye gayret ediyoruz. Tabii ki reklam sektörü belli konularda hızlı refleksler vermek adına belli stok videolardan yararlandı bu süreçte. Biz bunu en az şekilde yapmaya çalıştık. Lakin çektiğimiz filmlerde, örneğin işte 65 yaş üstünde de örneğin yönetmenin anne babasını oynattık. Set böyle tamamen bir gerilla usulüydü.
Ve yani hem bunun şöyle bir tarafı var, yani alıştığın bütün kodlardan çıkıyorsun ve buna rağmen de işini layıkıyla yapmaya çalışıyorsun. Bunun sorumluluğu üzerinde hissediyorsun. Sonuçta bir banka reklamı yapıyorsunuz. Yani elimizden geldiği kadar bu süreçte yaptığımız fikirlerin iyi uygulanmasına biz gayret ettik. Tabii ki yani alışkın olduğun bir formatta değilsin. Örneğin işte bu en son esnaf filminde, yani Kobi reklamında sette ambulans vardı. Bir saatte bir herkes maskeli, herkesin ateşi ölçülüyor falan. Tabii ki böyle bir şey daha önce hiç tecrübe etmedik. Bir de şöyle bir şey anlatayım işin güzel tarafı açısından. Bunların hepsinin bir hatıra değeri de var tabii ki. Bu 65 yaş üstü için yaptığımız iletişimin bir kısmı da Eskimeyen Dostlar diye bir dijital proje. Biz gördük ki herkes canlı yayın açıyor. İnsanlar sıkıldıkları için canlı yayın açmayan insan olup pek kalmadı. Biz de dedik yani 65 yaş üstüne herkes mesaj veriyor. Evinizden çıkmayın, evinizde kalın. Tabii ki insanların evlerinde kalmaları için onlara bir neden vermek gerekiyor. Yani evde kal demek tamam da hani sıkılıyorsan evde kalmak da kolay bir şey değil, tatlı bir şey de değil. Biz de bu Eskimeyen Dostlar projesini hayata geçirdik. Çok değerli insanların, çok değerli sanatçıların canlı yayın açtıkları bir fikirdi bu. Mesela bu sanatçılarımızdan bir tanesi de Edison Bey'di. Bu vesileyle kendisiyle tanışma imkanım oldu. İşte apartmandan yukarı çıktım, kapıyı çaldım. Kapıyı Edison açtı. Yani bu hayatta çok nadiren başınıza gelebilecek bir şey. Çok da iyi bir sohbetimiz oldu. Buradan da kendilerine saygılarımı tekrar iletmiş olayım. Yani bu pandeminin tabii ki çok zorlayıcı tarafları var. Ama hep şuna da bakmak lazım. Yani bunlar zorluklar, bunlar da fırsatlar. Olumsuzu inkar etmeden olumluya odaklanmanın ben gücüne inanıyorum. Hep ona inandım. O yüzden biz temel stratejimiz olarak bunlar var. Evet, ama biz ne yapıyoruz? Hep bu yönde şirketi ilerletmeye, markaları ilerletmeye çalıştık. Evet. Ali durumu açıkladı gibi. Evet. Peki bu çalışmalardan sonra sosyal medyada bayağı iyi geri dönüşler aldınız. Evet. İsterseniz biraz onlardan bahsederek, tabii, zaten son 2-3 dakikaya giriyoruz. Tamam. Sizinle finali buluruz diye düşünüyorum. Tabii ki memnuniyetle. Aslında şunu fark ettik. Yani normal ürün ve sadece hizmet konuşan reklam filmlerinin çok ötesinde insanların elini tuttuğunuzda, el uzattığınızda ve kendi elinizi de taşın altına koyduğunuzda çok kontrolünüz dışında bir pozitif reaksiyon alıyorsunuz. Bu gerçekten çok deneyimleyerek salgın sürecinde fark ettiğimiz bir gerçek oldu bizim için. Bizi de çok mutlu eden bir süreç oldu. Web sitesi, yani erişim rakamlarımız vesaire çok yüksek. Yani milyonlarca erişim rakamına ulaştık ama web sitesi tarafında radikal bazı büyüme rakamlarımız oldu. Örneğin son 6-7 aya baktığımızda web sitesi trafiğimizde %70 oranında artışlar. Organik, yani insanların zihinlerine bıraktığınız tortularla, siz reklam yatırımı yapmadan akıllarına gelerek sizi doğal yöntemlerle sizi aramaları, ulaşmaları dediğimiz organik. Zaten en kıymetli yerde orası. Kesinlikle, kesinlikle. O bizim için çok değerli bir ölçüt. Orada da %45'lere varan, %50'lere varan bir artış gözlemliyoruz. Sosyal medyada konuşulma oranları da bizim için güzel. Bankalar çok konuşulurlar ama her zaman çok olumlu konuşulmayabilirler. Sektörün geneline baktığımızda biz olumlu konuşulmalarımız sosyal medyada da çok ciddi oranda arttı. Toplamda %40'lara varan bir artış söz konusu oldu. Burada da görüyoruz ki attığımız her adım farklı segmentler için, farklı gruplar için yaptığımız bütün bu çalışmalar karşılığını görüyor. Ve bunları devam ettirmek istiyoruz. İşin sürdürülebilirliğine çok inanıyoruz. İstikrara çok inanıyoruz. Şimdi pandemi sürecinde yapılan işler gayet yerini bulmuş. Her türlü geri dönüşü de almışsınız. Artık önümüzdeki sürece bakacağız. Yeni bir çalışmanız olacak. O çalışmayı da Eylül sonu, Ekim başı gibi. Evet, aslında birkaç şey aynı anda devam aynı anda ediyor. Hazırladığımız farklı konularda girecek. Eylül yoğun olacak yine. Eylül yoğun olacak. Birçok şeyin de başlama sürecinin, tabii, olduğunu umut ettiğimiz bir zaman dilimi diye bakıyorum. Bu çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bugün bu pandemi sürecindeki finans dünyasının yaptığı çalışmaları da sizin sayenizde görmüş olduk. Tekrar teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili Ali, size de yürekten teşekkürler çıkarttığınız işler için. Umarım bu süreç gayet başarıyla devam eder.
Sana da teşekkür ediyoruz deyip programın sonuna doğru geldik. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta sizlerle birlikte olacağız. Bu hafta sonu özellikle kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Görüşmek umuduyla, hoşça kalın.